yaşadığımız dünyayı değiştirmek istiyorsak ilk önce analardan başlıyoruz, annelerimizden başlıyoruz. Sizin dediğiniz gibi anneler öğretirse çocuklarına da öğretir. Bunu kanıtlayabilecek... Madem biz değiştirebiliriz dünyayı, niye değiştirmeyelim? Hiçbir çocuğun okul dışında kalmasına izin vermeyin arkadaşlar. Hele kızların, erkeklerin. Bir toplumda kadın geri kalırsa o toplum yok olur. Biz de teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Evet. Halide Edip adı var. Çok güçlü bir kadın. Bu güçlü kadını Esra bize Köroğlu anlatacak. Rüştü Onur'un şiir yarışmasında bir cümlemiz vardı. Dedik ki, biz geçmişi anıyor gibi görünüyoruz ama geleceği kuruyoruz. Bunun farkındayız. Evet. Şu an her yaştan insan var aramızda. Ve daha çok olacaktı da saydım sana işte. Önemli olan artık nicelik değil nitelik diyelim. Ama işte olmaları gerekiyordu. Neyse, kısmet olmadı. Ben Halide Kodar, 1882 yılında İstanbul'da olmuş, 1964 yılında ölmüştü. Küçük yaşta annesini kaybetmiş, babasına yetiştirdi, babası yetiştirmişti. Robert Koleji'ne 7 yaşında yaşını büyüterek gelmişti ve Robert Koleji'nden mezun olan ilk Müslüman kadındır. Mezun olduğu senesi matematik öğretmeni olan Salih Zeki Bey ile evlenir ve daha sonra eşinin ikinci bir eş isteği üzerinde ondan ayrılır. Ve yıllar sonra Doktor Adnan Bey ile evlenecektir. Bir son Cemil Bey'in kurucularından da kendisi. İlk başta Milli Mücadele'nin başlarında Manda ve Himaye savunmuştur. Fakat daha sonra Türk ocaklarına girip Ziya Gökalp'le çalıştıktan sonra Milli Mücadele taraftarı olmuştur. Anadolu'ya geçer kendisi. Sakarya Savaşı'nda bizzat savaşta bulunur. Onbaşı rütbesini alır. Bu şeyi yapmasına sebep olan bir ortam vardı yani. O dönemin çağına bakıyoruz. Yüzyıl savaşları var. İngiltere ile Fransa arasında geçen bir savaş. Ve çok ağır bir savaş yani. İki tarafa da çok büyük hasarlar veriyor. 1337 ile 1453 yılları arasında geçiyor bir savaş. İngiltere Kralı Fransa tahtı hakkında akrabalık ilişkisi olduğu için hak iddia ediyor. Ve Fransa'yı çok sıkıştırıyorlar. Paris'i, diğer Fransa'nın önemli şehirlerini ele geçiriyorlar. Bu sırada tabii istenen biri jandark doğuyor. 6 Ocak 1412'de doğuyor. Ve küçüklüğünden beri biz ne dönem değil, biz Fetret Devri'ne girmek üzereyiz galiba, değil mi? Bizim Fetret Devri'miz gibi. Evet. 12 yaşına geldiğinde, yani o zamandan beri hep bir içinde bir iç sesi oluyor. Ve 12 yaşına geldiğinde çok baskın bir hale geliyor. Ve kendi kendine içinden diyor ki, Tanrı'nın bununla konuştuğunu ve kutsal bir kaderi olacağını söylemeye başlıyor. Büyüdükçe de duyduğu o garipten giden sesler ve görüntüler giderek artıyor. Sonunda da ülkesini kurtarma görevinin ona verildiğine inanıyor. Bunların hepsi şartlandırma değil mi arkadaşlar? Biliyoruz ya, psikolojide toplum sana neyi yüklerse ben çok önemli bir görevle geldim diyor. Sürekli. Evet. Tanrı tarafından ona kutsal bir görev verdiğini artık kendi kafasına koyuyor. Bu adına bir şeyler yapmış. Ailesini anlatıyor, babası. 5 çocuklu bir aile ve ortanca da, hani ailesi de bayağı zengin, o dönemin önemli gelen çiftçilerinden köyde. Babası da onun çılgınca hani bir şey, hani çılgınca bir çocuk olduğunu söylüyor. Onunla dalga geçiyorlar yani. Sen böyle bir şey çok saçma diye. Ancak o hiçbir zaman hani bundan, bu düşünceden vazgeçmiyor. Hiçbir zaman bunu bırakmıyor. Ve en sonunda bölgenin yöneticisinde Robert de Bordico'nun kendisine Şinan'a kadar eşlik edip bilimin verilmesini istiyor. Şinan da anladığım kadarıyla Kral Şar var ve onunla konuşup kendi alanını ordu komutası almak istiyor. Ancak Robert de bu arada onu dalga geçiyor ve saçmalıklarını söyleyerek onu geri gönderiyor. Ancak Jean-Marc çok ısrar ediyor ve hiçbir zaman yılmıyor. En sonunda artık Robert de Bordico hani tamam diyor. Ona 6 tane asker veriyor ve Şinan'a kadar gidiyor. 1929'da erkek kılığına girerek yapıyor bunu. Sonrasında Jean
ben sizin meşru çocuğunuzum. Bu hikayeyi inandırıyor, kralı inandırıyor. Ben sizin meşru çocuğunuzum ve böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Kral çünkü biliyoruz ki kral sizin de mükemmel şeyleri ancak mükemmel insanların çocukları yapabilirler. Soylular yapabilirler. Öyle, evet, düşünce var. Evet. Evet. Hala hakim. Kral en sonunda inanıyor ancak bir şart koşuyor. Bunu kamuoyuna açıklayacak ancak bir şartı var. Diyor ki sen diyor bu ülkenin önde gelen rahipleri tarafından bir teste sunulacaksın. Bu testten geçersen ben sana orduyu vereceğim ve Orleans şehri var. Fransa'nın önemli bir kentlerinden bir İngilizler tarafından kuşatılmış. Ben diyor orayı hani sana orduyu vereceğim, sana vereceksin ve sen orayı alacaksın. Ancak işte rahiplerin sınavından başarıyla geçiyor. Bir takım sanırım dini şeyleri testlere tabi tutuluyor. Geçtikten sonra 28 Nisan günü beyaz zırhlar içinde 5 haçlı kılıcı kuşanarak ordunun başına gidiyor. 4000 kişilik ordu ve rahip grubuyla Orleans önlerine geliyor ve orada Kordunay'ın kuvvetlerine katılıyor. Savaşlarda hep en önde. Hiçbir zaman kendini geri çekmiyor ve hani ondan çok daha büyük komutanlar var. Bunu yaparken 16-17 yaşında benim yaşımdaki bir gençten bahsediyoruz. Ve bu genç, şimdi nasıl diyebilirim? Şunun bir kale olduğunu fark ediyor. Genç seçerken bilerek seçti. Şunun bir kale olduğunu varsayalım. Merdivenleri dayadığımız zaman kuşatmada en önde o çıkıyor. Ve başta hani bilirsiniz savaşlarda kılıcı ilk merdivenden çıkanlarına doğru tutuyorlar. Düşsün diye. Ya da kızı yağ ip onlara dökerler. Evet. Ve bunu göze alarak çıkıyor ve alıp hiçbir şey olmuyor. Bu kuşatmada hiçbir şey olmuyor. Cesaret. Hiçbir şekilde yaralanmıyor. Demek ki yaratılıştan cesarette bir eksiklik yok kadında, değil mi? Evet. 4000 kişi bu sırada Orleans şehrinin tarafından Fransız asker tarafından, İngiliz askerleri tarafından Fransız askerleri aşırı derecede sıkılıyor ve hiçbir inançları yok. Yani kendilerini o kadar güçsüz hissediyorlar ki. Ve bunları yüreklendiren jandarm oluyor. Onlardan büyük askerler var ve onları yüreklendiren bir bayandan bahsediyoruz yani. Kaç yaşında? İlk kez savaşa katılıyor. Evet. Yani bir köylü kızı. Dalga geçiliyor. Köylü kızı sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin diye. Ve en sonunda tabii başka bir zafer var. Fakat asıl zaferi Torbes kalesinin olmasıyla oluyor. Çünkü bu kalenin alınması imkansız olarak görülüyor. Bir gün İngilizlerle birlik olan Burgundy'nin Kompany'nin üzerine güldüğünü işitiyor. Bu Burgundy, Kral Charles'la iletişim var. Ancak İngilizler işbirliği yapıyor ve kesinlikle Jeanne d'Arc'ın tam olarak şeyini hatırlamıyorum. Bir şeyle ele geçmesini istemiyor. O kadın yani yapamaz. Kral Charles Burgundy'nin sözüne hani karşı da gelmek istemiyor. Kral Charles, Jeanne d'Arc'a hafif bir kuvvet veriyor. Zayıf. Düşük bir kuvvet veriyor ve onu o şekilde kuşatmasını istiyor. Ama tabii Jeanne d'Arc zafer üzerine zayıf bir orduyla ne kadar şey yapabilirsiniz? O orduyu kuşatabilirsiniz. Paris'te kuşatamıyor ve bundan biraz yaralanarak kalıyor. Kral Charles onun ailesine ve onun köy ailesine soybütün ilan ediyor ve onun doğduğu köyde vergilerden tamamen muaf tutuyor. Ama bu Jeanne d'Arc'ın istediği şey değil. O savaşmak ülkeyi kurtarmak istiyor. Krala taç vermek istiyor. Yani, ülkenin asıl hükümdara taç vermek istiyor. Ve en sonunda artık Bourbon'un o kompanyanın üzerine yürüdüğünü işitiyor ve dostlarına yardım için şehrin dışına çıkıyor. Çıkar çıkmaz da Lüksemburg Bakanı tarafından teslim alınıyor, yani yakalanıyor. Ondan sonra ona sinir olan rahipler var. Onun kadının böyle bir davranışı geçmişse sinir olan rahipler var. Endüstriyon mahkemesine çıkarılıyor. Gayetler gelen sesler dönmesi Tanrı'yla konuşmasına şeytan bir işbirliği yaptığı düşünülüyor. Görevi alırken beğendikleri nitelikleri işlerine yaramadığında siyaset olarak cezalandırma sebebi sayıyorlar. Hiç değişen bir şey. Erkek kıyafetleri giydiği için de kadına hakaret ettiği düşünülüyor. Ve taştığım 30 Mayıs 1331'de kazığa bağlanarak yıkılıyor. Şöyle bir ilginç hadisesi var. Kazığa bağlanıp yıkılırken oradaki askerlerden taç istiyor. İki tane tahta alıyor ve onu cüzdanına götürerek İsa demiş ve o an gitmiş, ölmüş. Evet, çok bu gördüğümüz fotoğrafların çoğu daha sonra yapılıyor arkadaşlar. Yani tamamen erkek kılığında bir kadın. Yani bilmiyorlar kadın olduğunu.
25 yıl sonra onu Kral Charles'ın mektebinde çıkartıyor ve aradan yüzyıllar sonra onun yargılanmasını isteyen kilise tarafından Fransız Katolik azizmesiyle. Yine daha yakın bir zaman, 25 yılda temizlenmiş. Artık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl karanlıklar çıkar? Tiyatro varsa ben de varım dedim. Tam da o dönem. Şimdiki deyimiyle sizin İçişleri Bakanlığınız Darülbedair'deki yöneticilere Müslüman Türk kadını sahneye çıkamaz diye kesin bildiri göndermiş. Tabii bir büyük yerden. Bunun üzerine de yöneticilere ücretli görevime son vermek düşmüş. Tokatlar peş peşe geliyor. Hayatım gittikçe zorlaşıyor. Beş parasızım. Kimsem yok, tiyatrom yok. Amacım, varlığım, sanatım zaten gözüm başka bir şey görmüyor. Böyle günler geçiyor. Baş ağrılarım başlıyor. Şiddetleniyor, kafayı yemek üzereyim. Tanıştığım bir eczacıdan yardım istiyorum. Bir iğne yapıyor. Rahatladığımı hissediyorum ama kesin çözülüyor. Morfinle tedavi yoluna gidiyor. Bir, iki derken artık bir morfinden olduğunu görüyorum. Ne olurdu beni bu hale koymasaydınız? Boşluğumu, tiyatromu bir morfinle dolduruyorum. Yıllar böyle perişan geçiyor. Ortalık biraz duruluyor. Kendimi atıyorum yeniden sahnelere. Ama nerede 16 yaşındaki Afrecari? Burhanettin Tepsi kumpanyasıyla Anadolu'da turneye çıkıyorum. Aşk ölmedi tabii. Sahnede aynı sevgi, heyecan devam ediyor. Kadıköy'de oynuyorum. Daha sonra da Fikret Şadi'nin milli sahnesiyle çeşitli kentlerde temsiller veriyorum. Bu bana ilaç gibi geliyor. Ve 1923'ten sonra Türk kadınlarına Atatürk'ün emriyle sahneye çıkma izni veriliyor. Evet diyorum, işte bu. Artık kaçmak yok. Rahat da mutlu olacağım bir dönem artık. Çabalarımın boşa gitmediğini görüyorum. Ancak bende sağlığımın iyiye gitmediğini gösteren durumlar var. Lanet olsun. Beni bu hale getirmeseydiniz ne olur? Bir bedel ödüyorum. Bağımlı olmuştum bir kere. Tam da bu zamanda nasıl bir yıkılmadı. Zar zor, elimden oyuncuya alınmış çocuk gibi ağlayarak anneme, aşkıma veda ediyorum. Çileden çıkmış durumdayım. Ne kaldığım yer belli, ne yaptığım. Bir gün Kuşdiri Çayırı'nda Hafız Burhan'ın konserine gidiyorum. Orada sanatçıya tamburuyla eşlik eden Selahattin Pınar'la tanışıyorum. Kısa sürede birbirimize aşık oluyoruz. Belki de eksik yanlarımızı tamamladığımız için. Onun da hayatı kolay değil. İtalyan ticaret okulunu yarım bırakarak 12 yaşında mutlu müzikliğe başlıyor. Ah bu babalar. Onun da babası kabullenemiyor ve evden kaçıyor. Bunlar olmalıydı bizi yakın tutan. 25 yaşındayız. İkimiz de evleniyoruz. O kadar mutluyuz ki şimdiye kadar isteyip de yapamadığımız ne varsa yapıyoruz. Evde saklambaç oynuyor, bahçede enginar yetiştirip yarışıyor. Çocukça şiirler yazıyoruz birbirimize. O çalıyor, ben dinliyorum. Bunca şeyden sonra mutluluk iyi geliyor bana. Ancak bunlar da çok uzun sürmüyor. Tiyatrosuz yapamıyorum. Özgürken elim kolum bağlı durmak içimi yakıyor. Bütün boşlukları morfinle dolduruyorum. Yine bir gün morfin yaparken nereden bilirim Selahattin kapının deliğinden içeri baksın. Görüyor ve hiçbir şey demiyor. Nasıldır açtığı bu? Beni anlamak için o da başlıyor bu illete. Üzülüyorum, kemiriyor ikimizi de. Bana öfkelenmiyor, merhamet ediyordu Selahattin. Beni hayata döndürmek için elinden geleni yapıyordu. Başa çıkamıyordu. O kurtulmalıydı. Sonunda yalvardım. Terk et beni diyor. Yoksa sen de mahvolacaksın. Bırak beni gideyim dedi. 6 ay sonra boşandı. Artık tamamen kimsesizdim. Tenha parklarda yatıp kalkıyordum. Aşevlerinde karnımı doyuruyordum. Selahattin'i seziyordum. Duyuyorsunuz. Aşkımdan dönüyordum. Dinledikçe ağlıyordum. Böyle olmamalıydı. Kadına biraz değer verirse, evde mahkum edip kapatılmasaydı, bunun bedelini ben ödemezdim. Bakın, kimsesizim şimdi, yoksulum. Son durağımda Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Hak etmemiştim olsa burada olmayı. Yaşamımın son yıllarını burada geçirmeye, henüz 39 yaşındayım. Çok şey yapabilecekken gözlerimi son kez yumuyorum dünyaya. Cenazemde ise 4 kişi var sadece.
Ben ilk ateşi yapmıştım. İlk aşkı ya da ilk direnişi başlatmıştım. Bu bir olaydı. Ve bunun her zaman bedeli vardı. Ben bir ilk olarak yol boyu bu bedeli ödedim. Beni acıyarak değil, düşünerek, severek, kucaklayarak hatırlayın. Adıma tiyatrolar kuruyor, ödül törenleri düzenliyorsunuz, görüyorum. Cenazemde 4 kişi vardı, çoğalmışsınız. Duyuyorum seslerinizi. Aranızda neyikler var kadınlar, biliyorum. Kemiklerimi sızlatmayın. Ben boşa çekmedim bunca çileyi. Özellikle sizleri görmek istiyorum önlerde. Başarıdan başarıya koşarken. Kendinize gelin. İzliyorum. Ve diyorum ki, tiyatro varsa ben de varım. Çünkü tiyatro varsa insan var. Yaşam tiyatrosunda her birimiz kendi rolümüzü oynuyoruz ama bu rolü birinci elden mi oynuyoruz? Yoksa birileri bize sahne mi veriyor? Onun farkına varmaktır yaşamak. Farkına vardığınızda işte gerçekten kendiniz olarak yaşarsınız. O kadar güzel afrecali oldun ki. Gülşah Kuran'ı ben geçen sene Çelikel'de tanıtırken, çünkü etkinliklerimizde çok güzel şiirler ve sesi güzel, türkü de söylüyor. Bahriye öğretmenime teşekkür ediyorum. Drama öğretmenimiz Bahriye Şengül onu hazırlıyor. Endüstri Meslek Lisesi'nden öğrencimiz. Tanıtırken Çelikel'de şey dedim. Endüstri Meslek Lisesi'nde 8 tane kız öğrenci var. 8'i de birbirine, pardon, Endüstri Meslek Lisesi'nden bir öğrenci. Yine bir arkadaşı daha vardı. Benim 11. sınıflardan, o az önce giden gruptan biri dedi ki, öğretmenim Endüstri Meslek Lisesi'nde 8 tane kız öğrenci var. Bunların hepsi mi yetenekli? Bizim insanımız çok yetenekli. Yeter ki dengini bulsun. Bakın Afrecale eşini bulunca yine iki eş nasıl denk oldu? Nasıl bahçede de üretirken de birlikte ne güzel şeyler yarattılar. Ve birbirleriyle çok güzel anlaşıyorlar. Enginar yetiştiriyorlar. Bu taraftaki Selahattin'in, bu taraftaki Afife'nin. Fakat birbirleriyle konuşurken, bak seninki ne kadar güzel büyüyor. O da diyor ki, hayır seninki daha güzel büyüyor. Hani benimki yok. Karşıdakini düşünüyor. İkisinin de sanatçı kimliğinden olsa gerek. İyi bir zeka zaten diğerini ezmez. Evet. Sartre diyor ki, beni ben yapan Simon'dur. Ama Simon'un arkadaşı, pardon, Sartre'nin arkadaşları diyor ki, Sartre'nin kız arkadaşı. Birazdan Yasemin öğretmen anlatacak onu. Ama acelesi olan arkadaşlar olduğu gibi ben de heyecanlandım galiba. Özlem Hanım bize Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün anlamını, kadının şöyle bir daha toparlasın istiyoruz. Kadın nerede neler yaşadı? O memnun kalmadı çünkü o bir gazeteci. Ayrıntıya girmeyince gerçek ortaya çıkmaz diyor gazeteci. Ama biz diyoruz ki zaman biz belki de çok önemli. Herkes evine gittiğinde inanıyorum ki bugünden sonra bilmeden konuşmayacak, bilmeden araştırmadan hiçbir şey yapmayacak. Ben sabah çocukları uyarırken dikkat ettim. Acaba şartlandırıyor muyum bir şeyi onları? Masal okuyordum Uğur'a. Uğur gelmiş 10 yaşına. Bir arkadaşım uyardı beni. Yeter artık dedi. Uğur çünkü kızıyordu. Sen annesin, okuman lazım diyordu. Beni de çok etkiliyordu. Bir arkadaşım kızı büyük bir trafik kazası geçirdi ve benim sesimi almıyor diyordu. Kaçlıydı çocuk. Benim sesimi duyuyor dedi. Çünkü ben o giderken onu çağırdım ve geri döndüm. O felçli hali belki de ben o kabulüm diyordu. Öyle seviyor ki onu, o evladı. Bilim adamları da diyor. Annenin sesi hep çocuğun kulağında kalır. Ben yüksünmüyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Çünkü arkadaşım bana dedi ki, sen dedi kendin tatmin olacaksın diye çocuğunu böyle ziyan etme. Uğur aldım karşıma, konuştum, dedim senin masal zamanın bitti artık, kendin oku. Masal okumuyordum, Marco Yüzün Albay'a Mektup yoku okuyordum. O da böyle diyordu ki, mesela sen olsan ne yaparsın diyordum. Marco Yüz de diyor ki, en sevdiğim romanım o. Diyor ki, ben o albay gibi yapmam, giderim derim, benim maaşım niye bağlanmadı. Ama bana dediler ki, yanlış yapıyorsun. Çünkü çocuk, hep çocuğun ağzına siz yemek vermeyin, bırak biraz da kendi gitsin albayı öğrensin. Ben kendimi geri çektim. Öğreniyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz. Evet. Özlem, biz ayrıntıya mutlaka
yaşarken gireriz ama buradayken sen bize gene şöyle başlıklar halinde dünya kadınları, Türk kadınları ya da kadın sorunları, 8 Mart dünya emekçi kadınları ne anlamlara gelir? Biz nelerin etrafında dönüyoruz? 1857 Amerika'da kapitalizmin emeklediği dönemlerden biri. Hızlı adımlara geçmesi için vahşice emeklemesi gerekiyor tabii. Özellikle çocuk ve kadın emeğinin sömürülmesiyle. 8 Mart 1857'de New York denilen kentteki tekstil fabrikasının 40 bin dokuma işçisi biraz da bu sebeplerden dolayı greve başlıyor. İş saatlerinin kısalması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için. Ancak polis yetişiyor her zamanki gibi, işçilere saldırıyor. Patron emrediyor ki kapılar kilitleniyor, barikatlar yıkılmamacasına kuruluyor. Ve yangın. 129 kadın işçi çalıştıkları fabrikada yanarak ölüyor. 13 sene sonra 1910'daki 2. Enternasyonel toplantısında sosyalist kadın önder Clara Zetkin'in önerisi kabul ediliyor. O zamandan beri tüm dünyada Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın işçiler anılıyor. O zamandan beri desek de yine o zamandan beri bazen yasaklanıyor, bazen içi boşaltılarak kutlanıyor. En çok da önündeki emekçi ibaresi yok sayılıyor. Nedense. Ve nedense Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da emekçisiz de olsa Dünya Kadınlar Günü'nü 1977'de ancak kabul ediyor. Neden emekçisiz diye sormayın. Henüz kimse onlara söylememiş bugünün New York'ta ölen kadın işçilerin anısına yapıldığını. Sözlerinde geçmiyor bu. İlkel insanla başlayıp özel mülkiyetle devam eden anaerkil klandan ataerkil aileye kadının evrimi adlı kitabı bilimsel araştırmaları ve doğrularıyla kaleme alan Evelyn Reid adlı bir kadın var. Bu okuyacağım bölüm o kadının yazdığı kitaptan küçük bir bölüm. Dünyada yalnızca son 1000 yıldır ataerkil düzen görülmektedir. Daha önce tam 1 milyon yıl toplulukları kadınlar yönetmiş, hayvandan insana geçişte en önemli rolü kadınlar üstlenmiştir. Dünyamızdaki ilk çiftçiler, ilk doktor ve bilim insanları kadındır. Toplumsal güdülerin gelişmesine cinsel ilişkiler değil, anasal işlevler yol açmıştır. Dişi cins, erkekleri hayvanlıktan çıkarıp insanlığa yükseltmiş, ırkımızı uygarlığın eşiğine getirmişlerdir. Erkekler sürekli avlanmakta ve savaşmaktaydılar. Bu nedenle insanlığı hayvansı yaşantısından kurtarıp insan özellikleriyle donatma işi kadınlara kalmıştı. Kadınlar bir arada çalışmaktaydılar. Bunun sonucu olarak anaerkil toplum, insanların birbirine karşı kardeşçil duygular beslediği bir başka toplumsal dizgeyi yarattı. Aslına bakılırsa kadınlar erkeklere birbirleriyle ve diğer türdeşleriyle geçinmeyi öğretti. Peki öğretti de ne oldu? İşte 1857'de yanarak ölürken kadın işçiler Amerika'da hem cinsleri artık hızlı yürümeye başlayan Avrupa'da üretiyordu tüm hızlarıyla. Matematiğe basmaz. Hatta yine bir örnek. Florence Nightingale'i hepiniz biliyorsunuzdur. Babası matematik eğitimi almak istediğinde babası hayır, kızların kafası matematiğe basmaz diye kızına matematik eğitimini aldırmak istememiş. Ama Florence Nightingale bununla mücadele edip matematik ve istatistik eğitimini almıştır. Yine aynı şekilde Ada King diye bir matematikçimiz var. Bu da ünlü matematikçimiz De Morgan'dan ders almak istemiş. Fakat sen kızsın diye, kadınsın diye ona ders vermek istememiş. Zaten o zamanlar üniversitede kadınları zaten kabul etmiyorlar. Kadınlar da kendilerini geliştirebilmek için ya bu ünlü proflarla mektuplaşıyorlar, mektup yoluyla haberleşiyorlar. Kendi bulduklarını mektupla gönderiyorlar. Ya da onlardan özel ders alarak bu işi. Bir öğretmen kadın olduklarını belirtiyorlar bu mektuplarda. Şimdi ona geleceğim. Bunların içlerinde mesela bir tane Sonia Towalski var. Rus bir bayan.
evli olduğu halde eşini şeyde bırakıp, Rusya'da bırakıp Almanya'ya gelip Almanya'da bir matematik profesöründen ders alıyor. Ve orada tabii yine üniversiteye kabul edilmediği için özel ders alıyor. Özel dersle matematiği öğrenmeye çalışıyor. Yine şey öğretmenimizin dediği gibi sadece biraz önce öğrencimizin anlattığı gibi erkek kendini erkek göster ve bütün bilim dallarında ya da bütün mesleklerde olmuştur ve şeyde de var. Yani matematikte de var. Gizlenerek. Evet. Dediğim, biraz önce bahsettiğim gibi mektuplaşarak birbirlerini ders almayacakları için Sofya Germán diye bir matematikçimiz Gauss, ünlü matematikçi Gauss'la mektuplaşırken kendini Mele Blanc diye şey yapıyor, gösteriyor. Ve orada Gauss bunu sonradan öğreniyor ve ona bir mektup yazıyor. Şöyle bir şey diyor ki, soyut bilimlerden, özellikle rakamların gizeminden zevk alan çok yoktur. Bu garip bilimin güzelliği ancak onunla mücadele edebilecek bir cesareti gösterebilenler görünür. Geleneklerimiz... Bilmiyorlar ki biz de hevesle yani. Sanki okula gidiyorum gibi o heveslere 3 yıl gittim. Nitekim hiç istemediğim halde terzi oldum. Mahallenin terzisi olarak devam ederken bu arada evlendim. İşte 3 tane çocuğum oldu. Çalışma hayatına girmek istedim. Sınavı kazandığım halde koca engelledi. Yani şimdi koca engelliyor. Abiye gitseniz o başka. Baba rahmetli oldu gitti bir yerden sonra. Zaten çok karışmazdı. Abim de dersi olurdu. Nitekim 3 tane çocuğu büyütürken biraz dünyaya kapalı kaldık. Yani elbette gazete okuyordum, yine kitap okuyordum, çevremle ilgileniyordum ama birçok şeyin içine girmek istediğim halde giremedim, katılamadım. Ne zaman ki çoluk çocuk büyüdü, artık anne şu, anne bu deniyorlar ya da ben kendi kendime karar verdim. Dedim ki Gülden, artık bu saatten sonra sen kendin için yaşayacaksın. Tamam, çocukların ihtiyacı olduğunda gideceksin, kalacaksın, ne yapacaksan yapacaksın. Ha bu arada da atlıyorum, yine kavga gürültü, halk eğitimde usta öğreticilik yapmak için sınava girdim, kazandım ve ona da kavga gürültü başladı. Çalışamazsın diye yani, bir kocayla 14 yıl çalıştım ve oranın da bana çok şeyler kattığına inanıyorum. Yani bir yerde hakikaten kavga gürültü ede ede bir şeyleri elde ettim. Hala bugün 62 yaşındayım, yerine göre yine kavga ediyorum. Yani yerine göre şuraya gitme diyebiliyorlar, yerine göre şunu yapma diyebiliyorlar. Ve hala bu durumda olmak bana dokunuyor, bazen ısrar ediyorum. Şimdi 7 yıl konuşmamış diyorsunuz ama o durumlara elbette düşmem, düşürmem kendimi. Ben o 7 yıl evde konuşmayacağım bir insanla 7 gün yaşayamam. Bunu da yapamam yani. Dediğim, onu yaptık, bunu yaptık. Şiir kitabına, şiire zaten 72'den beri ben yazıyordum. Ha, şiir midir, değil midir, o ayrı konu. Ama benim o yıllardır içimi döktüğüm bir şey. Yani etkilendiğim bir şey. Yazıyorum, yazdım ve bir şekilde de Fatma Hanım'dan kitaplarını almıştım. %100 tanımıyordum ama kitaplarını almıştım, okumuştum ve örnek olmaktan bahsediyorsunuz. Gerçekten kadının kadına örnek olması çok önemli. Şükür hocam, ben takip ediyordum hepsini. Yani onların sosyal faaliyetlerinde şurada burada takipçiydim. Onun için kadının kadının elinden tutmasından geçtim. Yanında olması gerektiğini, kınamaması gerektiğini, hatası varsa yüzüne söylemesi gerektiğini, eleştirmesi, övmesi, yerine göre sevmesi gerektiğine inananlardanım. Hangi kadın ne yapıyorsa takip değil, ama iyi, ama kötü, her yerine de onlarla olmaya çalışıyorum. Bu saatten sonra yaptığım iş bu. Düşen Hanım kendilerini bize anlattı. Hayatın içinde, gerçekten her yerde o hayatın içinde olmaya yani, devam ediyor. Misafirim, ben bu dünyada misafirim hani ya, artık. Yani, boya reklamı bunu kullanıyor. En iyi seslerden hayattan rengi alın, geriye ne kalır ki? O kadar. Gerçekten kadın o renkti. Çünkü erkek ve kadını birbirinden ayıramazsınız. Bu
bu zekaları, bu zekaları yaşamın içinden ayıramazsın. Mücadele etmek gerekiyor, pes etmemek gerekiyor. Yani tamam koca göndermiyor, otur. Süfler istemiyorum. Abi izin vermiyor, otur. Yok böyle bir şey. Yani süfler kadın, istemiyorum. Yani ben süfresiz oynarım diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Üretmeye devam edin. İnşallah Allah ömür verdiyse de yapacağım bir şeyler. Selma Hanım, sizin hikayeniz. Biz sizinle 3 sene önce tanıştık. Dediniz ki 40'ından sonra azmadım, 40'ından sonra yazdım. Dedim, bu kadar eğitimli, bilgili kadını görünce de kime kaçtı bu? Bayılıyorum. Vallahi tanıdık kendimiz de belki tanımayan vardır. Ben söyleyeceğim, beni dün bakın şimdi yine yarama dokundu. Tanıtın dediniz ya Şener Hocam, dün bir kadınların yine hakim olduğu bir platformu davet edildim. Orada bir yarım saat kadar durdum. Hanımefendilerden birkaçı dedi ki tanımıyoruz biz. Biz beklediğim bütün zonguldak tanıyorduk siz nasıl? Ben ilkokul mezunuyum, eşi şoför olan yani şoför klası olarak tabir edilen bir kadınım dedi. Sarı saçlı. Sarı saçlı, gülmeler geldi. Bir avşar muamelesi yapılan, statüsünü gibi bir güzel çıkar. Yani şimdi birkaçı dedi ki bana ama dedim ya siz de bitirirsiniz. Hani çalışın, çabalayın, okuyun dışarıdan gidin falan. Hayır dedim artık öyle hissetmiyorum. Artık kendimi okuyup mezun edeceğiz. Yani sayenizde o atılan taşlarla. Ama buradan şimdi yine hemen bitmet olarak düşeceğim. Eve gidince eşime daha bir farklı sarılacağım. Ve onlar gerçekten minnettar olduğumu hissettim burada. Evet. Hani oraya bir söz almışsınız ya Şener Hocam. Şehir barajlarına bağlı kirpiklerim var, benim seyahatlerden muaf diye. Çok ağlıyorum, çok sulu gözlü birisiyim. Kendimle ilgili konuşma da istenince ben de yapamıyorum. Hemen ağlamaya başlayayım ama tutacağım kendimi tabii gün kadar. Eşim her zaman bana yap dediği için belki de bugün bir şeyleri başarmış gibi hissediyorum. Çocukluğumda herkesin hayalleri vardı ya, işte benim ilk kitabımda başladığımdan sonra az bir kitabımda, cihaz bir kitabımda dile getirdiğim gibi. Sanız aklımdan halamlar vardı ya, hani onların işte o dövücüsüne bağladığı iplerle ben böyle saman çuvallarının ipleri de o, kırnak derler. Onlarla sunuculuk yaparak başladı hayallerim çocukluğumda. Sonra ben o hayallere 40'ından sonra ulaşabildim. Çocuklar öne geçiyor. Evet, yani İçinde yani bulunduğu bir derneğin sunucusu kanser hastasıydı ve ölüm döşeğindeydi. Yani. Üniversitede tedavi görürken ben sunuculuğu sana miras olarak bırakmak istiyorum dedim. Yapamam, yaptı abicim dedim. Televizyonun üzerinde bir kumanda vardı. Al şu kumandayı kalk bakayım ayağı dedi bana. Kalktım, ne yapacağım ben şimdi dedim. Sen sunucu oldun dedi, elimdeki şu hareketle. Öyle başladı yolculuk. İşte derneklerde, vakıflarda sunumlar, sonra resmi sunumlar, sonra ilkokul mezunu biri olarak çocuk sunumları. Yani bu işin eğitimini de almadım. Nedense tercih ediyorum. Öyle birçok işimde belki... Yalnız bizim ilkokul 5'i bitiren her şeyi bitirmiş olur. Ondan sonraki tekrardır. Ya, değil mi? O zaman da bir alanım. Ama şöyle şey yapacağım. Sonra o, sen ilkokul mezunusun, bize sunamazsın. Sen bizim işimize oturamazsın'a dönüştü ama onları da es geçtim artık. Yani yaranın kanaya kanaya iyileştire. Biraz daha galiba piştim değil mi diyorum? Evet. Sonra dedim ben bu dünyada... Ben de arada bir dürtüyorum evet, onu. Her başım sıkıştığımda yine bunu bugün bu yaşadım. Bırak otoşefe takılmayı, sen yoluna devam et diyor ama edemiyorsunuz. O kadar çalılık ki ortalık. Birine takılmazsınız, birine takılıyorsunuz. Ve bunlar da hep o çalılıkları da yere koyanlar hem cinslerim kadınlar. Sonra kitabı... Erkekler de vardı, yeni değil. Yeni yeni onlara da çıkıyor. Hayır ama daha çok kadınlar. Daha çok kadınlar. Arkadan konuşuyorlardı yani. Mutlaka, mutlaka. Yani ulaşamayınca daha farklı da konuşuluyor. Onlara da göğüs gelmek zorunda kalıyorsunuz. İyi ki eşim diyor mu yani yanında ve bana en büyük destekçi. Sonra o kitaptan sonra, 40'ından sonradan sonra bir şeyler daha yapayım hani. Kitap deneme mahiyetindeydi zaten. Ne biliyorum ki ne yazayım? İçimden geçenleri yazıyorum, düz yazı. İlk çıktığı zaman işte o cümle devrip bu cümle. Ben ne anlarım? Şimdi İngilizce kursuna gidiyorum. Bana orada cümlenin kalıp yapısını anlatıyorlar. İşte özne, nesne, subject, verb falan gidiyor. Ben Türkçe'de bilmiyorum ki dil bilgisi kuralını. Bir de bana şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. İngilizce dil bilgisi kuralını anlatırken anlamıyorum ama yazıyorum içinden geldiğini. Editör de kullanmadım ilk kitapta ben. Ne bileyim editörü, hiç bilmediğim bir şey yok. Kitabın olsun da. Sonra eleştiriler orada o işte cümle yapısı vesaire vesaire. Sonra ikinci kitap Rütbet Böcekleri roman olarak çıktı. Fatma Hanım'la biz imza günde beraberdik. Orada Süleyman Kocak bana aynı böyle hani kitabın ismiyle ilgili konuşma hazırlamıştı. Ben ağlamak zorunda konuşamamıştım. Bir gün öncesinde ziyaret sekreteri var AVM'de. Oraya kadınlar yazmışlar benimle ilgili bir sürü şey. Süleyman Bey dedi ki sizi 3-4 gündür tanıyorum. Eşinizle tanıdım. Bu
yüzden niye anlayamadım. Açtım, oku dedi bana. Lütfen Zonguldak'taki kadınlar senin için her işini oku. Aman yarabbim, belden aşağı, belden yukarı. Posalı saçları. Bu arada sarı saçlar eksik kaldı. Çok iyi terzidir. Çok iyi yemek pişirir, çok iyi. Yani bizim üreten kadınımız, yani, evet, bizim dört kadınımız anneliği yapıp bitirdikten sonra aynen. Ev kadınlığının görevini yaptıktan sonra, kaç tane rolü birden yaptıktan evet. sonra üretmeye dönüyor. Evet. O da şu birikim edindirilmemiş değil mi zamanında? Evet, yani. Okulları eksik olduğu halde. Siz kıskanılmayı hak ediyorsun. Yani. Ya bırakın bir kıskanılmayı. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani ben mesela çok uzaktan izliyorum sizi. Afişinizden kendisi uğraşıyor. Tanıtımınıza, kostümünüze kadar hepsinde büyük bir incelik var. Yani siz bir yazarsınızdır, yazarsınız. Ama siz sadece yazmıyorsunuz. Siz reklam tasarımı da sizde, kostüm de sizde. Organizatörlük de sizde. O havan topandaki kırnak var ya. Evet. İşte o. Yani. Hayal. Hayal dünya. İple başlamış. Bununla kadar iki de şiir gecesi düzenledim. Şiir gecesi düzenledim. Kendi başıma bir de her şeyle beraber kendim yaşıyorum. O kadar taşlarına rağmen. Hani nasıl olur ben de diyeyim ama oluyor. Görsellediğiniz için söyleyeceğim bunu şey yapacağım. Burada gittiğim zaman bana diyorlar ki görsel tasarım yapanlar. Biz de Zonguldak'ta böyle bir taraf gelmiyor ki. Senin istediğiniz olmadan dışında bir şey diyorlar ama onu ben bir şekilde yaptırıyorum. Hayal dünyanın bir işlemi yok. Arada nasip etti. Hadi yine oraya gidiyorsunuz. Yani belki eşim çok destekler. Ya da ben mücadele etmekten yılmadım. Öyle diyelim. Sorumun ikincisini sorayım. Siz ilk kez ne zaman fark ettiniz kendinizde farklı olduğunuzu? Ne zaman bir çirkin ördek yavrusu olduğunuzu fark ettiniz? Şöyle, bütün ev hanımları gibi evini temizle, çocuklara da bak, işte boş zamanlarında dantelere yürüyor. Bir gün bir arkadaşım dedi ki bana, yeter artık, duygularını örmekten başka bir şey. Sen duygularını yaşamıyorsun ki bir... Dernek çalışmalarına başlamanın etkisi, yani bir dışarı çıkmak da başlıyor. Alalım, ben yaşıyorum, son küçük çocuğum oğlumu, 11 yaşında, bir müzik yerliğine. Onunla gidip geliyorken ben onu bir utanıyor muyum insanların için gemi hakkını? Ayrıca bir kısaklık istiyorum. Şimdi onu neden diyorlar? İnsanlara girme hakkı olmama düşüncesini nereden aşılıyorlar? İşte o babadan falan bir şey yani baba baskısı. Selma, ya bir şekilde Selma, kadınlar erkeklerden zaman biz bizeyiz. Işte. Evet. Burada yüreğinizi avcımızın en kadife kısmına aldık. İstanbul'da 10 yaş. Şirketim yaptım, hiç fark etmedi şimdi. Babam rahmet oldu. Evet, yani babam. Kendisi yok. Çırak vardı yalnızca. Bayağı mısın? Söz okumadım. Kadınlar günü bu işte. Yani biz bunu bekledik. Sonra ben bir de yoktu yaptım. Babam ekranı istiyor. Aa, sen nasıl bir zor olur mu? Bir koyu renk çırak diyorsun, bacaklarını görmüyorum dedi. Bizi denize çırak diyor sokan baba. Sokan baba değişime uğramış. Çok özür dilerim. Yo onlar çok aydın insanlar. Şuraya bırakalım mı? Şuraya öyle görüyor çünkü. Yani, o baba yaşadığına inanmış değil mi? Yaşadığı gibi istiyor artık. Bakın demek ki yaşam ne kadar önemli. Yani. Düşüncelerimizi ne oluşturuyormuş? Sonra oğlum kantini beklerken yine usulü bu teklifler yani.